Dört tarafı tarihle örülmüş bir yerleşim yeri. El değmemiş güzelliklerle dolu bir memleket. Mardin Dar Geçit. Henüz keşfedilmemiş bir hazine. Kadim Mezopotamya'nın kadim topraklarına kurulmuş olan Dar Geçit'in adı bilinen en eski kaynaklarda Kıfar Boran olarak geçer. Günümüzde ise ismi halk arasında Kel Boran olarak anılır. Tarihi çok eski zamanlara dayanır Dar Geçit'in. Türkiye'nin şu ana kadar keşfedilmiş en eski yerleşim yeri olan Boncuklu Tarla, Dar Geçit'te Dicle Nehri'nin kenarında açığa çıkarıldı. ...13.000 yıl öncesine tarihlenen Boncuklu Tarla'da... ...12.000 yıllık olan Anadolu'nun bilinen en eski tapınağı keşfedildi. Bunun yanında 20'den fazla ev, 100.000'den fazla boncuk... ...7 adet toplumsal bina ve o dönemin yaşam biçimi hakkında... ...önemli bilgiler veren başka birçok buluntu açığa çıkarıldı. Boncuklu Tarla gibi açığa çıkarılmayı bekleyen çok fazla tarihi yapı ve yerleşim yeri barındırır kendi içinde Dar Geçit. İçinde yaşam izleri taşıyan eski çağ mağaraları, kayadan yapılmış eski dönem mezarları, Roma döneminden kalma 1600 yıllık Dar Geçit Kalesi gibi. Umutlu'da bulunan Semak Kalesi gibi. Tarihi çok eski zamanlara dayanan kaleler. Eski kaynaklarda büyük bir şehir merkezi olarak söz edilen Aşit Bölgesi, adı Kürtçe Dersalim, Süryanice Dairo Destibo olan Çatalçam Köyü, sayısız kilise ve kilise kalıntıları ve farklı dönemlere, farklı inançlara ait daha birçok buluntu. Boncuklu Tarla gibi olup henüz keşfedilmeyen birçok eski yerleşim yeri bulunur Dar Geçit'te. Adı konulmamış o yerlerin hepsi açığa çıkarılmayı bekliyor. Çünkü Dar Geçit 13.000 yıl öncesinden günümüze belki yüzlerce uygarlık için yaşam alanı olmuş bir bölge. İnsana doğal bir görsel şölen de sunar Dar Geçit ve yöresi. Görülesi çok fazla yeri vardır. Taş evlerden kurulmuş köyleri, eski Süryani çarşısı, İnsanlıktan da eski olan sıra dağları, tamamen doğal yollarla oluşmuş o ihtişamlı yapıları, o muhteşem manzaralı kanyonları, oluştuğu günden bu yana kendi gibi kalan vadileri, adı cehennem ama kendisi cennet gibi olan cehennem deresi, kilometrelerce uzanan Dicle Nehri.
sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, mütevazı sosyal yaşamıyla da gelişkin olan dar geçitte bir yandan köy yaşamının güzelliğine şahit olabilir, diğer yandan çağa ayak uydurmuş bir sosyal yaşam bulabilirsiniz. Ilısu Baraj bölgesine gidip Dicle Nehri boyunca tekneyle turlayabilir, Ilısu kaplıcalarında şifa toplayabilirsiniz. Dalından henüz koparılmış taze ve doğal meyvelerden tüketebilirsiniz. Hala damlarda yıldızların altında uyuyan insanlar görebilir, hala tandırdan çıkan ekmekten yiyebilirsiniz. Şafak vakti hayvanlarını otlatmaya götüren, sağdıkları sütten çeşit çeşit ürün çıkaran insanlarla karşılaşabilir, o insanların evinde misafir edilebilir, baş göz üstüne ağırlanabilirsiniz. Çünkü hala saf kalabilmiş topraklardandır dar geçit.